Ya onlar da yoklar ama. Anlaşılmadı. Tamam, daha yaklaşma. Teşekkür ederim. Çok üzüldük size yapılan o çirkin davranışa da. Bakalım öyle bir şey geldi çok gitti üzüldük. Artık. Çok üzüldük. Siz bizlere şehidimizin emanetisiniz. Evet. Size sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu Allah razı olsun. Devletimizden de milletimizden de kaymakamımızdan da valimizden sahip çıkıyorlar. Biz şehitlerimizin emanetini diyoruz ki başımızın tacı onlar. Onlara her zaman sahip evet. Çıkacağız. Her türlü ihtiyacınızda, sıkıntınızda yanınızdayız. Siz bize emanetsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vekillerimiz de zaten hep buradalar, yanımızda var. İlçe başkanımız sağ olsun. Sayın Bakanım. İl başkanımız, sahipler. Biz yanınızdayız. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın selamlarını getirdim sizlere. Sağ olsun. Rabbim sizlere sabır versin. Allah razı olsun. Cennetinde kavuştursun. Amin. İnşallah. Amin. Size şefaatçi olacak. Sağ ol. Vallahi bizim hiçbir sıkıntımız yok. Devletimizden de Allah razı olsun. Milletimizden biz de. Biz yanınızdayız. Yani her yere gittiğim zaman. Yalnız sıkıntım şu ev. Bir imarsız bölgede bir ev yaptık. Yani bunu da yaptırdılar. Şimdi de ne ruhsat alabiliyoruz. Ne yani yıkım emri geldi. Yani ben çocuğumu unuttum bu arada. Yani kendi şeyime kalmışım. 12 nüfusum var. Biz yanınızdayız. Evet. Biz size her türlü destek olalım. Valla benim bu evin sadece ruhsatını istiyorum. Ben yani huzur, çocuklarım ben ötesi huzura kalmıştım. Başka bir şey istediğim yok. Biz sizin yanınızdayız. Her türlü sıkıntınızla ilgileneceğiz inşallah. Tamam mı amcacığım? Teşekkür ederim. Siz bize emanetsiniz. Biz sizi emanet olarak görüyoruz. Gerçekten öyle. Allah razı olsun. Biliyorum, farkındayız. Aile Bakanlığı olarak il müdürlüğümüz burada sürekli yanımızda. 7/24 size hizmetkar olmak için geldik. Allah razı olsun. Sağ olun. Ayağlarınıza sağ olun. Dualarınızı bekliyoruz her zaman. Vallahi her zaman da biz devletimize de dua ediyoruz. Milletimize de, askerimize de, Allah askerimize de sağ olsun. Devletimize de sağ olsun. Bu bir gerçektir. Bunu da içeri de vatan da bilemez. Kimsenin de hakkı yoktur. Burada hür yaşıyoruz. Allah sizden razı olsun. Şehit ailelerimizin bu vakur duruşu, bu güç duruşu bize güç veriyor. Valla ben gurur duyuyorum. Benim çocuğum vatan için, millet için şehit oldu. Ben gururla geziyorum, gururla taşıyorum. Bir kısa Kur'an-ı Kerim okuyor muyum? Buyurun, bitiriyorum. Okuyabilecek hocamız. Müftü Bey'ten. اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım okumuş olduğumuz bu aşk-ı şerifi derge izzetinde kabul eyle. Hasılların ecr-i sevabı evvelen bizler sevgili peygamberimizin ruhlarına hediyelik vasıl eyle. Amin. Ailesine bizlere sabr-ı cemil ihsan eyle. Ecr-i cezil ihsan eyle Allah'ım.
Burada bu kardeşliğimizi, devletimizi, vatanımızı, milletimizi daim eyle, aidar eyle, güçlü kuvvetli eyle, bizlere güç kuvvet ihsan eyle. Kimse kardeşliğimizi bozmasın. Vatanı fırsat verme, hainlere fırsat verme. Milletimizi, ülkemizi her türlü düşmanın tecavüzünden, düşmanın tasallutundan, düşmanın istilasından, düşmanlarımızın şerrinden muhafaza eyle Allah'ım. Bizlere de sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım senin sevgili Habibin diyor ki şehitler cennettedir. Yine sevgili Habibin buyuruyor ki şehitler yakınlarından 70 kişiye şefaat edecektir. Biz buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Allah'ım Kadir Dadaş'ı ve diğer şehitlerimizi cennetine dahil eyle. Amin. Yakınlarına şefaatçi eyle. Bizlere şefaatçi eyle. Evlatlar vatan için, millet için siper eden bütün kahraman askerlerimize yardım eyle Allah'ım. Burunları dahi kanamadan görevlerini en güzel bir şekilde icra ederek memleketlerine, vatanlarına, ailelerine dönmeyi nasip eyle. Amin. Bizlere de... Mithat Bey. Nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum Alman abi. Arabayı çalıştırıyorum.